Bold Pilot geliyor. Kimler varmış bu? Efendim? Sana size demedim. Kime dedim peki? Demek benim dışımda başkaları da seninle konuşuyor Boldi, ha? Boldi mi ismi? Bold Pilot. Sinema severlerin programı Altın Seans'tan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu hafta Şampiyon filmi vizyona giriyor. Biz çok tatlı, çok sevdiğimiz Faraz Zeynep Abdullah'la filmi konuşuyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Keyifler nasıl? Çok iyiyim. Çok mutluyum. Çok güzel bir film daha giriyor. Çok çok sevdim ben şahsen. Biz bir türlü şeyde buluşamadık filmlerde. Unutursam fısılda yaptığın Bir Küçük Elin Meselesi, Ekşirmalar hepsi çok tatlı, çok güzel filmlerdi. Teşekkür ederim. Yani sinemada çok güzel var oluyorsun bence. Çok teşekkür ederim. Hani öncelikle bir sorayım, hani Şampiyonu da katarak sinemada var olmak ne hissettiriyor? Her film bambaşka bir dünya ya. Çok hoşuma gidiyor. Bir filmi, yani genel olarak filmleri çok seviyorum zaten. Bir film izleyicisi olarak da hoşuma gidiyor. Bir filmi açınca bir dünyaya girmek. Dolayısıyla o dünyanın içinde olmak da çok büyük mutluluk veriyor bana. Peki şimdi Şampiyon'la buluşmanız nasıl oldu? Karakterde seni etkileyen şey ne oldu? Oradan devam edelim. Ben aslında karakter dışında öncelikle her zaman hikayeden çok etkilenen bir insanım. Ben senaryo okurken bilmiyordum ben Bold Pilot'ı. Yani TT olduğu zamanı hatırlıyorum. Hani 2-3 sene önce. Böyle bir şey hatırlıyorum Bold Pilot'la ilgili. Böyle bir TT, Allah Allah. Ya böyle bir şeyden farkındaydın ama tam... Ya evet, çok böyle kulağımda duymuştum ama tam olarak bilmiyordum. Senaryo okuduğum zaman gerçekten böyle bir hikaye olduğuna inanamadım. O efsanevi şişler mesela, onun benim her şeyin dışında başka insanlardan duyduğum şeylere de inanamadım. Çünkü onların birebir gerçek olduğunu düşünmek gerçek ötesi. Ya aslında çok güzel bir şey. Herkesin bir olması, beraber olması, kalplerin aynı anda atması çok büyüleyici geliyor bana. Dolayısıyla ilk etkilendiğim şey senaryosu, hikayesi. Sonra Begüm çok özel bir karakter. Çok güçlü, kırılgan ama güçlü. Asla pes etmeyen. Her şeyi aşkla, sevgiyle yapan çok özel bir kadın. Evet. Ve gerçekte var olması da ayrı bir yük katıyor bir oyuncu olarak. Yani gerçekte var olmuş biri, hani nasıl yapabilirim tedirginliğine de düşüyorsun galiba. Oluyor. Bence o, yani genel olarak aslında biraz idmanlıyım gerçek hikayeler konusunda. Fakat şunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, orada bir gerçekten hayatlar var. Onu bir sınır çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani senaryo benim dünyam. Çünkü senaryoda olan şeyi biz çekiyoruz. Dolayısıyla gerçeği bilip ama senaryoya aslında sadık kalmak en önemlisi benim için. Peki hiç dedin mi keşke yaşasaydın da bir gün Atman onunla konuşsaydın falan. Ailesiyle tanıştın biliyorum ama. Evet, çok acı yani, aynen. Bir gün kaybedeceğini bildiğin halde koşmaya devam ettik. Peki Begüm nasıl bir karakter filmdeki? Onu nasıl değerlendiriyorsun? Begüm şaşırtıcı bir karakter bence. Ben bir izleyici olarak konuşuyorum. Hayat dolu, umut dolu, pes etmeyen, kırılgan, çok büyük sevgiyle yaklaşan ve her şeyi gerçekten sevgiyle çözen, onun sevdiklerine kötü bir şey yapana çok sinirlenebilen, koruyucu, melek gibi bir insanmış. Çok güzel. Ya böyle anlatırken duygulanıyorsun, gerçekten yaşamışsın demek. Gerçekten çok sevdim, gerçekten. Ya sana tüm performanslar çok güzel zaten ama burada çok da çok faydalı olacağını düşünüyorum eminim. Yani bir de at sevdası da var yani. Boldi işte, diyor. Efsanede bir aşk doğuyor tabii ki. Evet. Begüm arasında. Bence Boldi ile de bir aşk yaşıyorlar. Zaten Boldi ile beraber Begüm'ün aşkına Halis dahil oluyor. Sonra Halis ile Boldi Begüm için koşmaya başlıyorlar. Çok güçlü. Yani ben gerçekten senaryo okuduğumda çok etkilenmiştim fakat filmi izleyince daha da etkilendim. Tabii baba kız ilişkisine de biraz giriyorsun. Tabii orada da bambaşka bir aşk var. Her zaman yok mudur bir baba ile kız arasında? Çok güzel de bir ekip var. Ekin'le birlikte oynuyorsunuz. Ekin Koç'la nasıl bir partnerdi senin için? Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok çalıştı.
Çok iyi at biniyor. Fikret Kuşkan da harikaydı. Gerçekten ben Fikret Kuşkan hayranıyım. Dolayısıyla onunla çalışmış olmak benim için çok çok gurur verici bir şey. Set süreci nasıl geçti? Nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel geçti. Benim için şöyle söyleyebilirim aslında. Benim için en zor içinde bulunduğum projeydi sanırım. Yani gerçekten şey olarak, duygusal olarak çok etkilendim. Yani biraz fazla etkilenmiş olabilirim. Çünkü çok gerçek. Mesela Halis Karataş, ben sette gördüm. Yani yaklaşamadım. Yanına gidemedim. Benim için çok çok farklı bir his doğdu. Bir de at, hayvan, konuşmayan varlık, yani konuşamıyorlar fakat her şeylerini hissedebildiğin canlılar büyüleyici geliyor bana gerçekten. Aşk gibi aslında. Sonuçlarda yoruma açık bir durum yok. Nüksetmiş. Ben bıraktım. Siz de beni bırakın. Arkadaş, Kreşma'ya kadar çıkarıyor. Bolt Pilot geliyor. Yeni şarkı da çok güzel. Bu hangi nasıl aldı? Çok güzel. Teşekkür ederim. Fragman. Klip. Klip. Dikey. Dikey klip muhteşem olmuş. Çok teşekkür ederim. Yani çok sevindim. Çok sevdim şarkıyı da. Ay bak, çok sevindim. Güzel tepkiler geliyor. Çok güzel tepkiler geliyor. Hop orta sopa. Uçuş şarkılar havada. Hiç bitmedi bitmesin aşk anımızda. Ya yok. Tu bir sen varın sen. Dikey çektik ilk defa. Çok yeni bir şey oldu. Çok hoşuma gitti. Güzel de böyle bir denk geldi. Bundan sonra yani Bolt Pilot bizim için şampiyonda. Daha sonra daha çok muhtemelen şarkıyla karşınızda olabilirim. Başka var mı yeni proje? Olacak. Süper, onları da bekliyoruz. Sen proje yap ki izleyelim. Muhteşem bir oyuncusun. Ay çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyoruz. İzleyenler de çok keyif alıyor zaten. Ay çok teşekkür ederim. Süper, çok sağ olun. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.